Merhaba güreştürkiye.net severler. SummerSlam 2019'un sonuna geldik. Güreştürkiye.net'te SummerSlam tartışma konularından tüm segmentlerin özetlerini, maç sonuçlarını ve aynı zamanda promo çevirilerini inceleyebilirsiniz. Onun linkini de yorum kısmına bırakacağım. Evet, SummerSlam sona erdi. Drew Gulak hafiziklet şampiyonluğunda kemeri korumayı başardı. Edge geri döndü. Bildiğiniz üzere Kanadalı. Kanada'da memleketinde yapılan şovda geri döndü. Edge'in ilerleyen zamanlarda WWE'de yer alıp almayacağını bilmiyoruz. Acaba tek gecelik mi döndü yoksa sürekli mi döndü? Bakacağız. Women's Tag Title'da, yani kadınlar takım kemerinde, Alexa Bliss yanındaki ruh hastası arkadaşıyla beraber kemeri korumayı başardı. Evet, kadınlar şampiyonluğu, Raw kadınlar kemeri şampiyonluğunda kilit maç, submission dediğimiz pes ettirme maçında Becky Lynch kazanmayı başardı, pes ettirdi. Evet, kendisi şu anda acı çekiyor gördüğünüz üzere ama maçı kazandı. İzlemenizi tavsiye ederim. Goldberg kazandı. Ziggler'a karşı kazanmayı başardı beklenildiği üzere. Bakalım ilerleyen zamanlarda Goldberg'ün durumu ne olacak? Evet, Ricochet AJ Styles maçında, yani United States Birleşik Devletler kemeri mücadelesinde Ricochet mükemmel bir maç çıkardı, mutlaka izleyin. Ama kemeri kazanamadı. Böyle de çok güzel bir hareket, iki güreşçinin üzerinden atlayıp reverse dediği harika bir maç izledik. Bakalım Ricochet'in kariyeri nasıl şekillenecek, ama Birleşik Devletler şampiyonu AJ Styles olarak kaldı. Evet, Bayley SmackDown kadınlar kemeri şampiyonluğunda Bayley Ember Moon'a karşı kazanmayı başardı. Ve Kevin Owens Fight Owens Fight gimmickiyle bugün bildiğiniz üzere bu sabaha karşı sonlanan show Kanada'da yapılmıştı. Kevin Owens da Kanadalı, memleketinde kazandı. Shane McMahon'a karşı kazanmayı bildi. Ve Charlotte Flair Trish'le maça çıkmıştı. Trish Stratus. Çok güzel bir mücadele olduğunu söyleyemeyiz ama Charlotte Flair kızı yine kaybetmedi. Ve Randy Orton, Kofi Kingston beklenen şampiyonluk mücadelesi. Çok büyük bir hayal kırıklığı bence. Ama double count out bitti. İki güreşçi de ring dışında kaldığı için 10 saniyeden fazla sürede double count out oldu ve kemer Kofi Kingston'da kaldı. İnanılmaz. Keşke, yani bir sonucu olsaydı bari maçın. Böyle büyük bir maçın, böyle büyük bir şovda sonuçsuz bitmesi kötü. Ve Bray Wyatt düz bir şekilde gelen, yani Demon King şekilde gelmeyen Finn Balor'ı yenmeyi başardı. Bray Wyatt'ın ilerleyen zamanlarda kariyerinin yükselişe devam edeceğini düşünüyorum. Bir ana kemer potası görebiliriz. Çok ilginç bir maç. Çok ilginç bir karakter. Brock Lesnar, Seth Rollins kazanmayı bildi. Evet. Brock Lesnar yenildi ve yeni şampiyon Seth Rollins Universal kemerinde. Ayrıca Güreş Türkiye'nin Twitter hesabını da takip etmeyi unutmayın. 1005 olduk. Şöyle bir 3000-5000 olalım da daha güzel işler yapalım. Burada da zaten sonuçları, şovla alakalı gelişmeleri, haberleri paylaşıyoruz. Aynı zamanda bildiğiniz üzere Güreş Türkiye'nin Instagram ve Güreş Türkiye'nin Facebook hesaplarını takip edip beğenebilirsiniz. SummerSlam böyleydi. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Şova 10 üzerinden puanınız ve en beğendiğiniz maç kaç? Sizce SummerSlam 2019, SummerSlam 2018'i geride bıraktı mı? Oylarınızı, aynı zamanda yorumlarınızı yorum kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.